Profesör Doktor Osman Samson, Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Su Ürünleri Avlama ve Teknolojisi Bölüm Başkanı. Türk balıkçılığının hem Türk bayrağını taşımak hem Türk gemilerimizin o sularda da faaliyet göstermesi konusunda özveriyle çalışma yapan balıkçılarımızın inşallah bu sene kendi karasularımızda bu balığımızı uzun süreli ve 9 santimetrenin altında olmamak kaydıyla su ürünleri avlanma sirkülerlerinde belirtilen sınırlar çerçevesinde kalmak şartıyla avcılığın yapılması temenni ediyorum. Karadeniz'deki bu suyun soğuması hamsi için özellikle konuşuyorsak hem avcılığı hem yenmesi hem onun daha değişik bir manada fiyat ve değer bulması açısından önemlidir diye düşünüyorum. Hava sıcak olduğu için hamsi dağınık. Yani büyük bir miktarda av vermiyor hamsi. Hava soğuyacak, deniz suyu soğuyacak, hamsi sürü haline gelecek, bir araya gelecek, toplanacak ki bereketli bir av olsun. Şu an hava sıcaklığı ve deniz suyunun çok fazla soğuk olmaması nedeniyle hamsi var. Sahillerimizde hamsi çıktı ama bereketli bir şekilde öyle 40 ton, 50 ton bir ağda, bir molada av alacak düzeyde hamsimiz şu anlar için erken efendim. Daha sezonun biz başındayız. Daha ilk ay, bir ay bitmedi. Hamsi yeni gösterdi kendisi, daha 15 gün olmadı. Bu hamsi burada toplanacak, hava soğuyacak. İnşallah bizi hızla terk etmeden daha uzun süre kalarak doğuya geçişi yavaş olur. Bizim sahillerimizde daha uzun süre mola vererek kalarak göçünü, doğal göçünü tamamlar. O zaman biz bunu, tabi havalar da soğuyacak o zaman, gırgır teknelerimizle karşıya geçmeden, yani Gürcistan'a, Apasya tarafına geçmeden, kendi sularımızda balığı ürkütmeden avlarız. Biliyorsunuz dünyada bütün ülkelerde bir sıcaklık artışı var. Üniversitemizdeki bir uluslararası projede Litvanya'dan, İspanya'dan, birçok başka ülkelerden gelen katılımcıların olduğu bir faaliyette Litvanya'dan gelen bir konuklarımızdan birisi demişti ki artık buzlar ve karlar memleketi olan Litvanya'ya bile son 3-5 yıl, 10 yıldır eskisi gibi kar yağmıyor. Oralar da ısındığına göre Karadeniz'de de biz dışarıda hissettiğimiz ölçüde bir genel ısınma, küresel ısınma olarak tabir edilen, herkesin bildiği bu ısınma tabii ki bizim balık stoklarımızı, ekonomik balık stoklarımızı etkilemekte. Bunu destekleyen bir bilgi daha paylaşmak isterim. Akdeniz, Karadeniz'e göre daha sıcak bir denizdir. Akdeniz'de çok daha fazla sayıda tür balık vardır. Karadeniz daha soğuk bir denizdir, karanlık bir denizdir. Ama burada tür sayısı az olmakla beraber bu türler, hamsi, palamut, istavrit, kefal gibi balıklar, kalkan balığı, mezgit balığı, barbunya balığı gibi dip balıkları yoğun av vermektedirler. Bu bilimsel bir kural. Ama son yıllarda bu ısınmadan dolayı bizim Akdeniz'de görmeye alıştığımız balıkların boğazdan geçerek artık Karadeniz'e de geçtikleri bilimsel çalışmalarla tespit ediliyor. Su soğuyacak ki balık yağlanacak, bir koruma prensibi oluşturacak, yağlanacak. Doku tabakasındaki yağ oranı daha çok artacak. O da ona bir lezzet verecek. Ve balık bu vesileyle daha çok aranan bir balık olacak. Şu anki yakalanan hamsileri yiyenler, şahsen biz sizler bilirsinizdir. Bir Ocak ayında yenecek olan kar yağdıktan sonraki hamsiye göre daha lezzet olarak farklı bulmuşsunuzdur. Hep böyledir bu. İşte buradaki soğuk çok önemli bir olay.